Millet cümleden selamun aleyküm. Uzun zamandır video atmıyordum kanala. Dedim ki bugün bir video çekeyim. Hayatımda bazı değişiklikler oldu. Son video yüklediğim tarihten beri. Ve geçen YouTube'dan bir para yattı. Dedim ulan para yatmaya devam ediyorsa demek ki bu kanalda hala bir hareketlilik var. 115 euroyu cebe indirdim. Dedim yola devam. Tekrardan bir video yapayım dedim. Şu an iş yerindeyim. Size bunu göstereyim. Hayatımdaki yeni değişiklikler ne var? Kendime bir scooter aldım. Yaz geliyor diye güzel bir scooter yapmış durumdayım. 10 numara 5 yıldız gayet güzel gidiyor yaz aylarında. Ondan sonra cuma. Dükkan burası bildiğiniz gibi. Artı bu videonun konusu olan yeni Lepsides akvaryumum. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir yere koydum. Dün de bu balıkları aldım geldim. Efsane. Hepsi var ya koca koca. Lepsides balıkları. Gerçekten ben bu boyda daha önce bir Lepsides gördüğümü hatırlamıyorum. Tüm bitkiler canlı. Yaklaşık içinde 75-80 tane balık var. Şöyle göstereyim. Dün akvaryuma koyar koymaz birisi yavruladı ama burada herhalde yavru ayıtlama durumum olmayacak. O yüzden otu bol tuttum. Gari otların arasına giden yavru kurtulur. Küçük bir squid game oynarlarsa kendi aralarında güzel olur. Bu şekilde bir akvaryum. Erkeklerin hepsi kırmızı. Bir tanesi mavi ama o arkada küçük. Ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Çöp balığı aldım. O da şu köşede. Kocaman. Akvaryum için şey biraz küçük. Şey balıklar için akvaryum biraz küçük ama gayet gözü dolduruyor bence. Ve şu an dişi sayısı yaklaşık 40 tane var. Ve gerçekten bak size şöyle gösterebilirim. Neredeyse baş parmağımın ebatlarında. Gerçekten büyük. Hani videoda büyük gözükmüyor. Ben daha önce Türkiye'de bu boyda bir şey görmedim. Lepsides balığı görmedim. Bunları da dün internette taşınacak bir vatandaş vardı. Ondan buldum. Dedim bu kadar büyük lepsides hani hayırdır bu kadar ucuza veriyorsun. Bura parası 50 sente aldım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de bu balığın tanesini 50 kuruş aldığınızı düşünün. Yani bende şu an öyle bir mutluluk var. Normalde bunun tanesi damızlık diyorlar bunlara. Bu boydaki damızlıkların tanesi normalde 4-5 euro. Ben 50 sent aldım. Hatta adam iyiydi. Erkek, dişi, ne var ne yok hepsini doldurdum buraya getirdim. Sanırsam dişi erkek sayısı şu an yeterli. Bir dişiye şey bir erkeğe 4 tane dişi düşüyor. Şu an o şekilde ayarladım. Şuradaki bak kocaman ya. Gerçekten normal bir lepistes değil bunlar. Ben size söyleyeyim. Yani bilmiyorum bu akvaryum yakında ne olacak. Dün getirir getirmez. Bunlar yavrulamıştı. 3-4 tane. Galiba burada yavruları yenecek ama öyle bir sıkıntı var. Şöyle biraz göstereyim size. Fikirleriniz varsa söyleyin. Yavrularını ayıtlayayım mı? Damızlıkları ayırayım mı? Şimdi bu şeyleri, adı ne? Hamileleri hepsini tek tek ayırmaya kalksam yaklaşık bir 30-35 tane damızlık var. Bunları ayıramayız sanırsam. Çünkü çok büyük. Bakayım yavru görebileceğiz mi buralarda? Abi çok güzeller ya. Böyle otur kafanı dinle. Fikirlerinizi alayım. Ondan sonra başka ne yaptım? Dükkanda şöyle sarmaşıklarım var.
Bunların hepsini yapraklarını kesiyorum, böyle boya vereceğim, bunları uzatacağım. Aynı şekilde şurada onların seri üretimi var. Bu sarmaş ağaçlarını burada bardakta üretiyorum, saksıya dikiyorum, böyle uzuyor. Asıl bomba burada. Bu geldiğinde bize boyu 1 metre falandı. Şuradaki bitki şu kadardı. Şimdi buradan böyle yukarı doğru uzattım. Birisi şu kapının üstüne doğru gidecek. Bu tarafa doğru gelecek. Şu boşta olanı lambaya dolayacağım. Bir tane de şu köşede var. Bunu da tezgahın üzerinden oraya kadar götürtüreceğim. Yani burası benim gerçekten böyle bir hobi alanım gibi bir şey oldu. Dükkan, iş yeri, hobi hepsi bir arada. Estağfurullah, yeni yemek yedim. Özellikle akşam dükkanı kapattıktan sonra şu koltuğu şuraya çeviriyorum. Şuradan televizyonu açıyorum. Akvaryum dibimde. Buradan da kahveyi alıyorum. Allah, keyfe bir bak. Bir insan Allah'tan daha ne ister? Gerçekten çok güzel bir akvaryum oldu. Akvaryum da bu arada o kadar küçük değil. Ama şu yavrulayanı bir bulamadım. Gerçi hepsi damızlık gibi de. Bir de şöyle yandan göstereyim. Çok güzel oldu. Evet. Sanırsam bu kadar video yeter. Şimdi gelin biraz da dışarıyı seyredelim. Ha, bu arada masaj koltuğu almıştım. Onu da söyleyeyim. Bu da gerçekten aldığım zaman olur mu olmaz mı dedim. Müşteriler için çok güzel oldu. Dükkanı olan varsa açsın. Böyle bir sandalye koysun. Gerçekten geliri güzel oluyor. Millet bakın, dükkandan çıkıyorum. Çok kısa bir adım yürüyorum. Ve geldiğim bölgeye bakın. Efsane bir bölgeye geliyoruz. Şurası da su. Hello. Millet şöyle bir manzara da burada. Bakar mısınız? Hemen 50-100 metre yürüyorum dükkanın oradan. Şöyle ağaçlar çiçek açtı. Şu an Türkiye'de biraz kar var. Ama burada manzara bu şekilde. Şurada köprü vardı. Bu köprüyü tadilata aldılar. 2 hafta sonra bu köprü açılıyor. Burada daha da hareketlenecek. Su biraz kirli. Ama efsane ötesi. Hello. Efsane ötesi bir bölge. Allah'ım kimseye muhtaç etmeden böyle bizi çalıştırdığı için bin kere şükürler olsun. Şöyle de bizim dükkanın bulunduğu cadde. Buradan da su devam ediyor bu şekilde. İnsanlar çalışıyor. Üç tarafta çok güzel bir orman var. Arada canım sıkıldığında kahvemi alıyorum, oraya gidiyorum. Orada da çok güzel kafa dinlemelik yer var. Allah'ım akıllara zarar. Orada saçlarımı da taramadım ama. Neyse, yaz gelmeden bu videoya böyle bir giriş yapmış olalım. Bunun devamı gelecek. Bakalım. Nasıl bir videolar gelir? Balık tutma videosu mu? Teori videoları mı? İyiyim bu arada ha? Video çekmeyi unuttum sandım da. Unutmamışım. Günde de bu kilisenin çanları 10 kere 20 kere çalıyor. Sıkıntı. Ezan olsa rahatsızlık veriyor diyorlar. Evet. Tekrardan balıklarla
bitirmiş olayım bu videoyu.